Şanlı Dev Gross'ta Ramazan ayına özel Filiz ve Barilla makarna ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. Barilla penne rigate kalem ve Barilla spagetti 3 lira 25 kuruş. Barilla kavanoz pesti 15 lira 99 kuruş. Filiz yumurtalı kırpık, kepekli spagetti, kepekli kalem, kepekli burgu ve sebzeli burgular 2 lira 49 kuruş. İtalya'nın bir numaralı makarnası Barilla ve Türkiye'nin en iyi makarnası Filiz makarna çeşitleri Şanlıurfa'nın en büyük marketi Şanlı Dev Gross'ta. Şanlı Dev Gross iftar vakti programını sunar. Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyenler. İftar Vakti programıyla tekrardan birlikteyiz ve sevgili Abdülaziz Kutlay hocamla birlikte bugün de yine sizlerin karşısında, huzurlarında olmaya devam edeceğiz. Bugün Ramazan ayının 12. günü, inşallah nasip olursa bu akşam da iftarımızı açacağız. Hocam bu akşam tabii yemin konusunu ele alacağız. Yeminle ilgili olan bütün ilişkileri bize hocamız anlatacak ama öncesinde kelimelerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Muhammed El-Nurettin hocamızın okuyacağı o sureyle devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة Muhammed el-Nurettin hocamız Yasin suresinden bir demet sundular. Allah razı olsun, Allah kabul etsin diyelim. Her zaman olduğu gibi kelamın en güzeliyle başladık ve sohbetimize sevgili Abdülaziz Kutlay hocamla devam edeceğiz. Bu arada Mahmut Durgun abim de bizlerle birlikte. Abi sen de hoş geldin. Onun da inşallah bugün yepyeni eserlerinden dinlemeyi ümit ediyoruz. Tabii eski eserler de var, onlar da güzel. Hocamıza dönmeden önce kısa bir tanıtıcı reklamımız var. Sevgili dinleyenler, sponsor firmamız olan firma için kısa bir tanıtıcı reklamımız var. Sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz. Şanlıurfa'nın devi Şanlıdev Gross'ta Ramazan paketleriniz kolilendi. 16 çeşit ekonomik paket 80 TL. 17 çeşit süper paket 150 TL. 18 çeşit dev paket 250 TL. Her bütçeye uygun indirimli fiyatlarıyla bölgenin en büyük toptan fiyatına perakende satış marketi Şanlı Dev Gross hayırlı Ramazanlar diler. ...1993 yılından itibaren hizmet veren aşevimiz günlük bin aileye sıcak yemek vermektedir. Yemek alan aileler, yetim, sakat, asker, mahkum aileleridir. Ortalama 10 bin kişiye yemek ve ekmek verilmektedir. Bu hizmet Şanlıurfa elinden ve dünyanın tüm ülkelerinden toplanan zekat ve yardımlarla sağlanmaktadır. Aşevimize yapılan zekatlar, İl Müftülüğü Fetva Komisyonu'nca fetva alınmıştır.
aşevinde halkımızın adak, akika ve Allah rızası için şükrane kurbanları hijyenik ortamda işin ehli kasaplarca ücretsiz kesilir. Kesilen etler soğutucularda muhafaza edilerek yemeklerde kullanılır. Aşevine kayıtlı olan muhtaç aileler, halkımızın bize getirdiği birinci ve ikinci el kıyafetlerle giydirilir. Bayramlarda yetim ve dul aileler sevindirilir. Yemeklerde kullanılan kuru gıdanın tamamı halkımızın desteğiyle bize getirilerek hijyenik ortamda muhafaza edilir. Sosyal yardımlar eşit olarak muhtaç ailelere dağıtılır. Şanlıurfa Şehri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet, İftar Vakti programıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Sevgili Abdülaziz Kutlay Hocam'la birlikte Ramazan ayının başından beri birçok konuyu ele aldık. Özellikle aile hayatını kapsayan, sosyal hayatı etkileyen konuları bilhassa hocamızın söylemesiyle ele aldık. Evet. Bu konuda tabii bize ulaşanlar da oldu, şu konuları anlatın diye. Onları da zaman zaman sevgili hocam iletti ve aktarmaya da devam edeceğiz. Bugün yemin konusunu işleyeceğiz hocamla birlikte. Evet hocam, yemin nedir? Yeminin kaç türü vardır? Yani evet. Dinen bu kapsam ne kadardır? Yani neyi kapsıyor? Yemin çeşitleri bildiğim kadarıyla fazla, evet. Bayağı fazla. Bunların herhalde farklı isimleri de var. Tabii. Kategorileri de var. Tabii. Bunu dilerseniz sizden dinleyelim hocam. Evet, ben de hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar dileğiyle başlayayım. Tabii yemin bir işi pekiştirmek, hı hı, anlamında, kuvvetlendirmek anlamındadır lügatta. Ama tabii bu yemini Kur'an'ın dediği şekilde, evet, İslam'ın dediği şekilde biz anlatacağız. Yoksa beşeri yeminler çok. Yani adam bir şeyin üstüne elini koyup söylüyor. İşte şeref üzerine, namus üzerine, efendim and içerim falan gibi. Bunlar beşeri, bunlar değil bizim muhatabımız. Bizim muhatabımız Kur'an-ı Azimşan'ın dediği yemin. Evet. Yani nasıl bir söz söylenirse yemin olur. Buna bakacağız inşallah. Tabii yeminin şartı şudur öncelikle. Yemin eden kişi akıllı, evet, baliğ olacak ve mümin, mükellef olacak. Yani mümin, mükellef, belli bir yaş sınırına gelmiş, doğruyu yanlıştan, artıyı eksiden ayıracak şekilde olması şartı var. Yemin edenin illaki Müslüman olması gerekir mi hocam? Tabii, mümin olması. Yani biz şer'i şerifin dediği yemin kapsamında mutlaka bu olacak. Anladım. Akıllı, akıl baliğ veyahut mümin olacak, mükellef olması lazımdır. Çünkü gayrimüslimin yeminine itibar edilmez. Evet. Yani kendi inancına göre yemin eder veya bir putperest Lat ve Uzza adına, Menat adına veya bir Hindu kendi Buda heykeli üzerine, bunlar değil. Bizim buradaki muhatabımız, yani yemin dediğimiz kelimenin muhatabı mümin olacak, akıl baliğ olacak, mükellef olacak ki onun sözüne itibar edesin. Yemin bu. Yani tekit, kuvvetlendirme manasında bir işi kuvvetlendirmek için. Evet. Üç türlü yemin var. Yani Kur'an-ı Kerim bize üç tane türden bahseder. Mesela birine yemini gamus. Fıkıhta deriz. Yemini gamus. Yemini gamus nedir? Geçmiş zamana ve bu zamana kapsayacak şekilde yapılan yemin. Yalan yere yemin yapmadığı bir şeyi anlatması gibi. Bu çok tehlikeli. Evet. Yani yapmadığı bir şeyi yeminle söylüyor. Mesela kişiye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, görmediği rüyayı görmüş gibi söylemesi yalan olarak yeter.
Yani Allah muhafaza etsin. Mesela diyor dün gece ben kurban olup Hazreti Peygamber'i gördüm. Ne tipinde o var, ne sözünde o var, evet, ne renginde o var, ne deminde o var. Yani Peygamber'i rüyasında gören mutlaka doğru görmüştür. Ama ayetle, hadisle mutabık şeyler görmesi lazım. Mesela adam diyor ki ben dün gece Resulullah'ı rüyamda gördüm. Başında şapka, bir kat takım elbise giymiş falan. Yok, o bir evhamdır. Evet. Ama Peygamber çünkü giyinişi, duruşu asla yani dünyevi olmaz. Onun için yani doğru söylemek lazım. İşte dün gece ben bir rüya gördüm senin hakkında. Amirine yaranmak için veyahut müdürüne yaranmak için. Ne bileyim ben daha başka. Bunlar doğru değildir. Adamı küfre kadar götürür. Hele hele. Allah şahit ki derse. Allah şahit ki ben böyle böyle gördüm. Böyle bir yeminin kefareti de yoktur. Temizlenmesi ancak tövbe istiğfarlı olur bir daha yapmamak şartıyla. Yani şimdi bazı yemin var diyeceğiz onun kefareti var. Evet. Ama bu yemin kabulsün. Allah'ın şahit tutarsa. Bunu hiç kefareti para da verse, oruç da tutsa olmaz. Buna tövbe istiğfar etmesi lazım. Ama ciddi tövbe bir daha yapmamak şartıyla. Tamam. Yani adam yani hiç o tarafta bezi yok. Dün gece Allah'a şükür baktım hacdedim rüyamda. Evet. Ya bir şeyler söylüyor hiç tutmuyor yani. Altyapısı yok. Dün gece efendim Ravza'dadım. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ha gidemez mi? Ha doğru söylüyorsa bir şey demiyoruz. O yalan olarak Allah şahit ki yemin etmesi. Yani hadis-i şerif çok güzel ifade eder. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Evet. Buna çok dikkat etme. Mesela bir şeyi anlatıyor hatırasını. Özellikle yani toplumumuzda bu hastalık var diye söylüyorum. Askerliğini anlatır. Ana bitmez. Ne arkası yarın, ne devamı öbür gün. Anlatır da anlatır. Artık toplumda bu meşhur olmuştur. Evet. Hele kekiyi ve askerliği oynat. Çavuşu nasıl kovaladı falan. Ya yapma Allah aşkına. Şimdi çavuş ayrı, sen ayrı, başçavuş ayrı. Yapmadığın bir şeyi. Yani niye söylüyorsun? Bu gamus yani yalan yere olan yemin. Kefaret yok, tövbe gerektirir dedik. Evet. İkincisi yemin-i lağu. Yani yemin-i gamus tehlikeli. Yemin-i lağu bu nedir? Zan ve yanılmayla. Yani kasıtsız yapılan yemin. Zanneder. Mesela karşıdan biri geliyor. Benim gibi gözü iyi görmüyor. Hı hı. Ali geliyor. Ali mi? Vallahi Ali geliyor. Gelen veli. Misal. Yani bu yemin etse bile bir şey olmaz. Çünkü zannetmiş yani. Bu iptal olan zan ile yapılan yemin. Bunun da kefareti yok. Tövbe de gerekmez buna. Kasıt yok çünkü. Evet. Yani ben öyle zannettim, öyle gördüm, öyle bildim. Buna yemin-i lagav diyoruz. Lagav edildi yani. Lagav, evet. Evet. Ha, üçüncüsü yemin-i mun'akide. Akit olan yemin. Yani bugün bir ticari akt yapıyorsunuz. Bir araba aldığınız zaman ticaret aktı, satış aktı değil mi? Evet. Yapılıyor. Mesela bir evlilik, nikah aktı yapılıyor. Bir işe giriyorsunuz, iş sözleşmesi aktı. Doğru. Yani bu münakide dediğimiz şey, yemin bu. Yani yemin bu. Kur'an'ın dediği üç yeminden birisi bu. Münakide olan yemin. Yine yemini az yapmak lazım. Müminin ağzında çok olmaması lazım. Çok yapmaktan eftaldır az yapılması. Ama inşallah denilirse, yani bir şey yaparken, mesela şimdi sizler mesela sunucusunuz, yarın gece buluşmak üzere değil. İnşallah buluşmak üzere. Evet. Veya Allah nasip ederse, kısmet olursa. Ama inşallah sözünü söylemekten çekinmeyin. Yani orada bir istisna olur. Çünkü Peygamber'e bu ikaz etmiştir. Doğru hocam. Mesela Yahudiler gelmiş üç soru sormuştur. Demişler o da müşrikler altından çıkamıyor. Gidiyorlar Hire Yahudilerini getiriyor Irak'tan. Ya gelin bizde bir peygamber çıkmış, alt edemiyoruz. Siz ehli kitapsınız, buna bir şeyler yapın. Üç soru soruyorlar. Diyorlar ki, ya Muhammed,
O kahraman gençler kimdi? Sen peygambersen bil ne niyet ettik. Niye sorduk? O kahraman gençler kimdi? Evet. Zülkarneyn kimdi? Yani Zülkarneyn kimdi? Ruh nedir? Evet. Peygamberimiz dedi, yarın gelin, size cevap vereyim. Ben daima vahiy ile muhatap ya. Rivayet edilir ki bir ay vahiy kesildi. Ve alay konusu ettiler. Bakın işte, bize yuturuyordu. Biz okuma yazma çok bilmeyen, eski geçmiş dinleri bilmeyen bir toplumuz. Hı hı. Muhammed bize haşa yuturuyordu. İşte Hire'den gittik, alim getirdik. Yahudi üç tane alim. Üç soru sordu her biri, birer tane. Yarın dedi gelin size cevap veriyorum. Veremedi. Bir ay, hatta üç ay diyen var. Yani oradaki yarın gelin size cevap veririm lafı mı? O. İnşallah. O inşallah hiç dememiş. Evet. Zaten ayet-i kerime diyor, Habibim sana bir şey derlerse istisna et. İnşallah de. Evet. Allah inşa ederse vahiy sen getirmiyorsun ki, sen sipariş etmiyorsun, Cibril ayağına geliyor. Allah istiyor, sen konuşuyorsun. Doğru. Bir daha sana bir şey soruldu mu? İnşallah yarın, inşallah öbür gün, inşallah bir ay sonra. Bunda nedir? Yalancı olması haşa. Ve tabii Kehf suresi geliyor. Daha sonra o kahraman gençler kimdi? Ashab-ı Kehf. Anlatıyor Peygamber Efendimiz'e. Ayet anlatıyor, Resulullah onu onlara söylüyor. Zülkarneyn kimdir? Yes'elûneke an Zülkarneyn. Zülkarneyn de ayet anlatıyor. Buna yes'elûneke an ruh. Ruh nedir diyorlar sana? Kulü ruhi min emri Rabbi. De ki ruh Rabbimin emridir. Bakın bir açıklama yok. Bugün bile ruha işte kim enerji diyor, kim elektrik diyor, kim ışık diyor. Hayır. Allah'ın emri. Allah'ın emri de çok kapsamlıdır. Yani o emreder, olur, emreder, gider. Evet. Onun için ruh Allah'ın emridir. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz ve bütün sahabeler bu terbiyeyle bir şey oldu mu inşallah. Allah inşa ederse, Allah evet. inşa etmezse olmaz. Onun için yeminde çok ısrar etmemek lazım. Az yapılması çok yapmaktan hayırlıdır. Hele alışverişlerde alışverişin bereketini götürür yemin. Haklı da olsan. Ya adam geliyor diyor ki patlıcanın, domatesin kilosu kaç para? Ne yapıyor? Bir bakıyorsun bir şey söylüyor. Vallahi diyor tarlada bu kadar, billahi ben bunu aldım, tallahi bunu böyle satıyorum. Alt üstü yok. Doğru olsa bile yanlış. Doğru olsa bile işin bereketini götürür. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ortağı yemin etmiş diye bir şeyi satarken yemin etmiş. Müşteri böyle geliyor, kumaşı alıyor, ayağa kalkıyor. İşte Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed diye başlıyor. Elinde de tesbih. Ve adama satarken diyor ki vallahi bu işte acem kumaşıdır falandır. Tabii bunu söyleyince İmam-ı Azam bunu duyuyor. Ortağından ayrılıyor. Üstadım diyor ne yaptım? Diyor yemin ettin. Yemin alışverişin bereketi. Ama yalan yemin etmedim. Hayır. Yemin etmeyecektin. Bir de ayağa kalkarken Peygamber Efendimiz'i sermaye ettin. Allahümme salli ala selam. Şimdi bakın bazı tüccarlara gidiyoruz. Diyor ki valla bak tesbihimden oturuyor ama. Niye bu tesbihimden oturuyorsun? Valla abdestimden oturuyor. Ya ben senin abdest testini yapamam ki. Valla abdestimden duruyorum. Yani yalan söylemeyeyim gibi inandırıcı olmaz. Bunlara hiç gerek yok. Evet. Evet hocam, tabii bu hususta birçok şey söyleniyor. Hani bunları yaparken siz de demin söylediniz ya hocam. İşte alışveriş yaparken karşı tarafın, daha doğrusu esnafın bu şekilde söylemesi bereketi kaçırır dediniz. Şeytana bir şey soruyor ermişlerden biri. Diyor ya Ebu Münzir, senin gibi olmak için ne yapmak lazım? Ya nasıl bir diploma almak lazım? Nasıl bir tahsil görmek lazım? Diyor ki zor değil üstadım. Benim gibi olmak istiyorsan namazı terk et. Hı hı. O zaman kaç rekatsa.
namazı terk et. Bir de olur olmaz yere yemin et ya. Bizden olursun biter gider yine. Şeytan kadrosunu alır seni. Yani olur olmaz yere yemin et. Bazı insan ağzından dur. Vallahi böyle billahi böyle. Ya gerek yok. Müslüman yemin etmez. Yemin ettiği zaman kellesini verir. Malını verir, canını verir. Niye yemin et dedin ha? Hocam bazen de işte insanlar bunu tetikliyor. İlla yemin etmesini istiyorlar. Kardeş şimdi ben toplumun içindeyim diye biliyorum. Çoğu zaman böyle çarşıda falan müdahale etmek zorunda kalıyorum. Adam vallahi diyor inanmıyor. Billahi diyor inanmıyor. Tallahi diyor inanmıyor. Nikahime dedemedi. Yok lo ağzıyam onu. yani öyle sözler ki mesela eğer yalan söyleyemse arvadın yamşağı başımda olsun. Hadi bakalım. Evet. Ne oluyor ne yemini? Eğer yalan söylüyorsam. Ya bak sen diyor ki baba vallahi yalan söylemeyeyim. Yalan söylemese anam arvadım olsun. Küfür yahu. Anan nasıl avradın oluyor? Evet. Anam arvadım olsun ki. Dinim gavurun olsun ki. Tuttuğum oruç gavurun olsun ki. Namazım abdestim gavurun olsun. Ya bunlar delalet sözleri, cehalet sözleri. Buna evet. Gerek yok ki. Kardeş benim malım budur. Bunu buna satıyorum. Alırsın almasın. Yemin niye ediyorum? Sen yemin ettiğin mal onun bereketi gidiyor. Doğru. Evet. Evet. Çok 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 çok. Evet. Özellikle bu yeminler sırf yani adamın içi çevresinden bir yuvarlayın. Yani çok yanlış. Ha o adama ben şunu söyleyeyim. Bir adam böyle ucuz yemin ediyorsa ona inanmayın. Evet hocam zaten onun alışverişi sakattır. Gibi. Sözü de sakattır. Yarın. Bizim Araplarda vardır. Bir şey dersin der. Bukra inşallah. Bukra. İnşallah katıyorsun ama her gün yarın nereye gittik? Yani evet. Yemin etmek doğru değil. Evet. Mehmet abi nereden geliyorsun diyor ki vallahi yerden geliyor. Hı. Mehmet nereden geliyor? Vallahi dükkandan geliyor. He. Yani sözünden önce yemin var. Evet. Vallahi öyle bir çarşıya çıktım lo. Böyle. Ha. O da öyle. Yemin o da yemin sayılıyor mu hocam? Yemin yani, vallahi. Allah yemin. Zaten üç tane yemin lafzı var. Bak vallahi ne dedim. Billahi teyze. Yani şerefime, namusma, izzet nefsime yok bunlar. Evet. Bunları Allah yemin kabul etmiyor. Yani şerefin, izzetin yok demiyorum. Evet. Yemin değil. Yemin değil. Yemin vallahi. Billahi tallahi. Tallahi. Bu üç evet. Lafız yemin. Ha iki taneyi de ulema katar. Ürfi yemindir. Evet. Bu da nedir? Köle azat etmek. Bugün köle yok. Yani yalan söylemişsen kölem azat olsun. O da yemindir. Evet. Ha öbürü nedir? Yani köle yok bugün. Nikah akit. Çünkü nikah akdı Allah adına akt edildiği için... Onu da yemin örfidir yalnız. Şer'i evet. Değildir. Şer'i olan üçü. Vallahi billahi tallahi. Örfi olan şimdi kölelik olmadığı için bir tek nikah akdi var. Bir adam nikahıma derse o nikah da Allah adına akt edildiği için örfen yemin sayılır. Evet. Ona da dikkat etmek lazım. Peki hocam. Evet. Önemli konular. Biraz daha detayına gireceğiz evet. Ama araya gitmemiz gerekiyor. Evet. Sevgili izleyenler kısa bir aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Şanlıdev Gross'ta Ramazan ayına özel Filiz ve Barilla makarna ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. Barilla penne rigate kalem ve Barilla spagetti 3 lira 25 kuruş. Barilla kavanoz pesti 15 lira 99 kuruş. Filiz yumurtalı kırpık, kepekli spagetti, kepekli kalem, kepekli burgu ve sebzeli burgular 2 lira 49 kuruş. İtalya'nın bir numaralı makarnası Barilla ve Türkiye'nin en iyi makarnası Filiz makarna çeşitleri Şanlıurfa'nın en büyük marketi Şanlıdev Gross'ta. Şanlıdev Gross'un katkılarıyla iftar vakti programı devam edecek. Burgu ve sebzeli burgular 2 lira 49 kuruş.
İtalya'nın bir numaralı makarnası Barilla ve Türkiye'nin en iyi makarnası Filiz makarna çeşitleri Şanlıurfa'nın en büyük marketi Şanlı Dev Gross'ta. Şanlı Dev Gross'un katkılarıyla iftar vakti programı devam ediyor. Şehzade Mürşid'im.
Eyvallah Mahmut abi. Gönlüne yüreğine sağlık. Eski albümlendi. Bunu da belirtelim. Evet, bir önceki albüm. Uzun zamandır okumamıştın. Bizler de özlemiştik eski albümden de. Şimdi bunu hatta İbrahim abi ilk defa duyuyorum dedi. Evet, şimdi Derman'a geldim eseri. Evet. Biri Türkçe, biri Kürtçe olarak okuduk. Yani aynı eser ama biri Türkçe. Bunun vokali? Vokali de Muzaffer Güler kardeşimiz. Tamam. Demek ki kulağım eski radyocu. Değil mi hocam? Ses dedim Muzaffer. Evet. O kadar da çok edepli, çok şahsiyetli bir kardeşimiz. Evet hocam. Muzaffer Güler. Evet. Selam olsun. Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde yine tanıtıcı reklamımız var. Tanıtıcı reklamının hemen ardından sohbetimize tekrar döneceğiz. Şanlıurfa'nın devi Şanlıdev Gross'ta Ramazan paketleriniz kolilendi. 16 çeşit ekonomik paket 80 TL. 17 çeşit süper paket 150 TL. 18 çeşit dev paket 250 TL. Her bütçeye uygun indirimli fiyatlarıyla bölgenin en büyük toptan fiyatına perakende satış marketi Şanlıdev Gross hayırlı Ramazanlar diler. Evet, yemin konusunu konuşuyoruz. İftara doğru iftar vakti programıyla birlikte sevgili Abdülaziz Kutlay hocamız her zaman olduğu gibi, her gün olduğu gibi aynı konuları değil farklı konular üzerinden bu konulara da girmeye çalışıyoruz hocam. Yemin konusu dedik ve yeminin evet, hem tanımını yaptık hem kaç çeşit olduğunu ilk bölümde belirttik ama mezhebe göre ayrılıklar var mıdır? Bu tür ayrımlar olur çok mu? Çok az farklılıklar var. Hı hı. Yani o da fakirin menfaatine olan kefarete evet, götürmek için. Ama genel kaide dedi ki ayet-i kerimeye güçlü yemin var. Yani yemini gamus, evet, yemini lav, yemini mülakide. Bu da yani üç şeyle olur dedik. Vallahi, billahi, tallahi. Bu da genelde ifade yani Allah'ın zat, sıfat, esmaları ile olur. İşte ikincisi köle azadı, o yok günümüzde. Talak üzerine yapılan yemin. Şimdi halk arasında mesela diyor Kabe hakkı için. Evet. Veya Kabe beni çarpsın ki bu yemin değildir. Ama Beyt'in Rabbi dese yani evet, Kabe'nin Rabbi hakkı için tamam Allah adına olur. Kabe yalnız başına bizde bir hakkı yok. Allah onun hakkını bize taalluk ettirmiş. Anlatabildim mi? Yani Kabe başı başına, Kabe beni çarpsın, Kabe beni zimin etsin, yok böyle bir şey. Doğru. Kabe'nin Rabbi, yani Rabbi halal beytillezi diyor ya, bu beytin Rabbi hakkı için. Ha dedim mi tamam, Allah kasteder. Peygamber hakkı için yine yemin olmaz. İşte o mezhep farklılıklar dediğinde bir de bazı işte Resulullah'a gönderen Allah'tır. Hayır. Resulünü irsal eden Allah, gönderen Allah'a onun Rabbi için dese olur. Peygamber hakkı için olmaz. Yani yemin değil. Mesela ya ömrüme, yaşıma, başıma yemin ederim ki. Yaşın başın kesilsin, kesilmesin. Bana ne yaşın başı? Yemin olmaz. Cahiliye döneminde bu vardı. Evet. Yani ömrüne yemin ederdi falan. Bunlar yemin olmaz. Mesela halk arasında kadınlar bazen kullanır. Yahu der ki bu böyle olsun olsun olmasın. Allah'ı sen der ölümü öpesen ki. Bu yemin de gelir. O klişe edilmiş yani, laflar uyanmış, var hocam. Yani bunlar ölümü öpesen ki. Veyahut bazen diyor beş çocuğum var hayrını görmeyeyim ki. Bunlar hiçbir yemin değildir. Bunlar yemin değil ama hocam. Boş bir yerde günah değil. Günah. Günah. Boşboğazlıktır yani. Dedim ya işte orucum gavurun olsun. Evet. Tuttuğum oruç gavurun olsun. Kıldığım namaz gavurun olsun. Bunlar asla böyle bir şey yoktur. Veyahut da çocuğun başı değil de der ki yalan söyleyeyim sen kör zimin olun. Evet. Hadi bakalım. Yok yemin değil. Betrem sönsün. Siye kör bakım. Güneşe kör bakım. Lan hiçbir yemin değil. Bu cehaleti gösterir. Bir müminin söyleyeceği yemin vallahi.
dedim bitti. Şimdi biz vallahi inanmıyoruz. Billahi tallahi. İşte bu saydığım şöyle için. İşte ölümü öpesen, uşaklarımın hayrını görmeyeyim. Evet, evet hocam. Herifin hayrını görmeyeyim. Zaten herif istemişsin. Herifin hayrını görmeyeyim. O da arvadımın hayrını görmeyeyim. Böyle bunlar yanlış şeyler. Cehalet ifadeleri. Orucum gavurun olsun, namazım gavurun olsun. Yani gavura niye veriyorsun ki orucu? Böyle bir şey olamaz. Zaten İslamiyet cehaletten ilme götürüyor. Evet. Yani İslam gelmeden önceki devre ne diyoruz? Cahiliye devri. Her şey cahiliye. İşte bunlar cahiliye sözleri. Hı hı. Ama İslam geldikten sonra bir mümin vallahi dedi mi bitti. Kellesi gider. Billah dedi mi kellesi gider. Çünkü kefareti var bunun. Öyle vallahi billahi ucuz kelimeler değil. Onu da söylemek isterim. Evet. Bu avam şöyleri işte dediğim gibi çok çirkin. Anam arvadım olsun. Betrem sönsün. Bunlar cahiliye sözler. Mesela adam yemin ederken cef çekiyor ya. Yani çok ayıp bir şey. Küfür ediyor. Doğru. Yani namusun paymal olsun. Daha baş baş şeyler. Alem böyle etsin, şöyle etsin. Ya bu tür laflar aslında Allah katında zaten ya, yemin olarak. Ya onu söyleyene inanmayın. Evet. Bu adamın bir altyapısı yok, tehlikelidir. Abi adam vallahi böyledir dese tamamdır. Evet. Evet. Mesela dedim ya abdestimle oturuyorum. Ay yenge namazdan çıktım. Elimde 99 habbe tesbih. Hiçbirisi geçmez. Muhammed ümmeti olmayayım ki. Bunlar kötü yani delalete götürür Allah korusun. Cehalet. Tabii. Cehalet söz. Cehalet. Müslüman avamın sözü de değil. Anam babam ölsün ki. Hocam peki Allah'ıma dinime falan onlar? Onlar ayrı. Ayrı bunları söyleyeceğim. He. Yani din hakkı için evet. İmanım inancı söylersen yine Allah'ı kastetmiş orada. Ama ağızda onu dinime imanıma senin dinin imanın değil. Yani Allah'ın gönderdiği dine, Allah'ın emrettiği iman kurallarına desen olur. Bunları ağza almamak lazım. Mesela değil mi bunun gibi işte bir şey mesela yemek ikram ediyorsun. Ya adam doymuş misafir. Ya adama ısrarla diyor, Allah'ı sen ye. Bak şimdi tehlikeye bak. Evet. Yani Allah'ını seversen ye. Aslında uzun anlamı uzun odur. Anlamı o yani. Açılımı odur. Allah'ını seversen. Ha bizim burada avamca Allah'ı sen. Yani Allah'ı seversen. O da diyor, vallahi yemeyeyim. Yeri kalmadı. O diyor, Allah'ı sen ye. Bak yemezsen küserim. Billahi yiyeceksin. Bak o vallahi yemem dedi. Bu billahi yiyeceksin dedi. Allah hakkı için. Hadi olmaz ki. Evet. Olmaz. Ben rahmetlik bir abim vardı sofrada oturdu mu bazen işte ısrarcı olurdu bizim hanım falan. İşte abi Allah aşkına ye falan. Ya dedi dur işkenceye başlama. Bir parça alın günaha girme. Bana işkence etme. Bize işkence etme. Ya bir adam zaten utanırsa yemez. Ama neden utansın ki dost malını? Evet. Yani düşman evet. Gibi ye demiş. Karnı doyacak, kalkacak. İftarda sen de bu ikinci bir lokantaya falan gitmeyecek. Yiyecek, kalkacak. Ona Allah'ı sen iç, Allah'ı sen ye, Allah'ı seversen böyle et. Demek doğru değil. Israrcı olmamak lazım. Mesela Allah canımı alsın. Nedir bu? Yemin midir? Ezan Allah canını alacak. Evet. Yani Allah canımı alsın ki. Yemin değildir. Ben böyle birkaç tane söyleyeyim. Mesela diyor ki adi adam olayım. O da diyor haşa ya. Ya adi adam niye oluyorsun ki? Değil mi? Bazen diyor ki nimet hakkı için. Eğer yalan söyleyemse bu nimet beni kör zemin etsin. Evet. Yani evet. Ekmek genel kastediler. Ama bu nimetin Rabbi dese Allah kasteder. Ha bunlar boş şeyler. Nimet beni çağırsın. O da kurban olasın nimete. Bak bir de kör olursan ha, zemin olursan ha, betren söner ha. Evet. Ya vallah kelimesi hafif. O bunlara inanıyoruz. Adam dediğim gibi işte diyor, ben geldi bir şeyse ben bıyığımı sıyırırım. Saçımı sıyırırım. Ya sıyırsan kime ne faydası var? Bu yemin değildir. Arkasındaki evime yetişmeyeyim. Sen kör bakın. Ya başka bir şey. Eğer diyor bu, öyle. Bu çok. Böyle olursa minareye çıkıp affedersen merkep gibi anılacağım.
Ya anırsan kime ne faydası olsun? Merkep minareye niye çıksın ki? Hocam bu laflar hani tamam. Avam sözü, cahiliye beddua sözü. Beddua olarak geçerli sayılır mı peki? Ya ben bazı Türkiye'yi idare etmeye kalkan siyasetçilerin ağzından duyuyorum. Eğer diyor bu böyle olursa ben filan meydanda eşek gibi anırırım. Ya bu laf evet, niye kardeş? Evet. Sen ülkenin direksiyonuna geçmeye taliplisin. Düşünebiliyor musun? Yani bunları söylememek lazım. Ayıp şeyler, yanlış şeyler. O kişinin cehaletine hamlederim. Dediğim gibi nimet hakkı için mesela işte abdest namaz beni çarpsın, cami çarpsın, minare çarpsın. Ki evet. Bunlar ya kabir çarpsın, türbe çarpsın, filan zat çarpsın, hakim dede beni çarpsın, dergah beni çarpsın, Kur'an beni çarpsın. Kur'an çarpan kitap değildir ki. Çarpıklığımızı alan bir kitap. Bir de düzgün de söyleyemiyor onu Muhammed Emin. Değil Kur'an beni kör zemin etsin. Kur'an de gel. Evet, Kur'an. Yani. Kur'an ayrı bir manadır. Kur'an ayrı. De ki Kur'an beni çarpsın kör zemin etsin. Bir de öpüyor Kur'an'ı. Çoğu insan da hocamın cümleyi evet. Kullanır. Kur'an. 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 Evet. Kur'an. Yani bazı... Evet. Anlam ya, değişiyor mu hocam? Anlam orada değişiyor. Anlam değişiyor. İşte Kur'an'ın Arabi'nin Kur'an. Kur'an. Yani evet. Elifle şöyle söyle. İşte Kur'an dedim mi biraz şey olur göz nuru gibi bir şey Kur'an'dır. Aynı. Sanki hani bizim yani, şiveler genelde yani o doğru söylemek kaçar. Lazım. Kur'an değil Kur'an. Kur'an. Zaten bir adam konuşurken evet. Dikkat et ilim ehli mi değil mi bu kelime yeter. Mesela de ki Allah'a şükür ben Kur'an'ımı okudum. Evet. Tamam okumuşsun. Ama Allah'a şükür Kur'an-ı Azimşan'ı bugün okudum. Dedi mi? Tamam. Ha peki Kur'an'a el basıp yemin edilir mi? Yok. Yok böyle bir sünnet yok. Yok mu öyle bir şey? Resulullah'ın gününde Kur'an-ı Azimşan yok. Ezberlerde, hafızalarda, amellerde. Dün bahsettiğim ya Zeyd bin evet, Sabit evet, radıyallahu anh'ın heyet başkanı olduğu Ebu Bekir Sıddık zamanında bu Mushaf-ı Şerif yazıldı. Şimdi bizim okuduğumuz aslında Mushaf-ı Şerif'tir. İçeriği Kur'an azim şanlar. Ama hepsi biz evet. Kur'an diyoruz. Yani Kur'an beni çarpsın, zemin etsin falan yok. Yemin etmek. Elimi basayım Kur'an'a. Eğer şeyse bu Kur'an beni çarpsın. Yok. Şimdi bizim mesela barış törenlerinde hatta geçen biri ya hoca değme zülfümüze yahu. İşte zorla bunları barıştırıyoruz. Ya evet. Kardeşim sen Kur'an'ın emrine göre adamı öldürüyorsun. Barışta da Kur'an'ın altından geçiyorsun tekbirlerle. Yani hayret bir şey. Yani silahı çekip adamı öldürüyorsun. Evet. Bu bir defa yanlış, haram. Yani tam Kur'an'ın dediği gibi ceza da uygulamıyor sana. Ama büyükler araya giriyor, rica ediyor. Kan davası ortadan kalksın. Güzel bir şey. Biz ona karşı değiliz. Sen Kur'an'ı tutuyoruz. Kur'an-ı Azimşan altından tekbirle. Yok böyle bir şey. Ha ben şeriatı söylüyorum. Ama örfen aman ne dedi buna değmeyin işte millet bununla bundan anlıyor. Tamam da Kur'an'ın varlığı yeter bize. Doğru. Onu o hakem oldu mu iş bitmiştir yani. Maalesef işte toplumumuzda bunlar var. Mesela adam diyor ki eğer ben bunu böyle etmişsem zani olayım. Yani zina etmiş olayım. Ya çok abes şeyler. Veya hırsız olayım, sarık olayım. Bunlar yanlış şeyler. Daha bunu çoğaltabiliriz. Yani o kişinin cehaletini gösterir. Ama vallahi der, ısrar ederse onun ilmini gösterir. Evet. Ama vallahi sözünü de bilecek. Evet. Doğru. Ha, vallahi derse ne olur? Ne taalluk eder? Kefaret. O işi yapmazsa, yani vallahi ben bunu böyle edeceğim. Edemedin. Evet. Sözünde duramadın. Cenab-ı Hak diyor ki kefaret. Ayet kelime var. Kefaret olarak hocam ne mesela? Kefareti başta der ki فَتَحْر۪يرُ رَقَبَةٍ bir köle azal edin. Evet. Yani yemin et, vallahi işte sana bu saatte geleceğim. Ya Peygamber Efendimiz birine söz vermiş, o genç ısrar etmiş. Peygamber Aleyhisselatü'ne 3 gün orada beklemiş. 3. günü genç gelmiş. Demiş, ya Muhammed sana karşı çok mahcubum, unuttum. Delikanlı beni çok beklettin. 3 gün, üç gün evet. Evine gitmemiş. 3 gün vadinde durmak için. Yani der ki ağzından çıkan söz, yani Allah şahit bizim sözümüze, yalancı olmamak için. Vallahi derse olmadı o.
Yani yemininde hanis oldu. Bu adam ne yapar? Bir köle azat eder. Varsa. Günümüzde yok bu zaten. Yok, evet. Bu yoksa 10 fakiri giydirir. 10 tane yoksulu setir avretini kapatacak şekilde giydirir. Yani ile 2 kat 3 kat değil. Yani normalde setir avretini kapatacak şekilde giydirir. Ve üçüncü şeyi de 10 fakiri doyurur. Yani giydiremese doyurur. 10 fakiri doyurur ki bu fitre miktarıdır. Bugün için 23 lira. Diyanet'in açıkladığı. Yani bir vallahinin bedeli 10 tane fitre. 10 tane fitre. 10 tane 23, 230 lira eder. Bunu 10 tane fakire dağıtır. Bize geliyor bazen aşağı öyle. Yani çok da hoşuma gidiyor. Evet. Hocam diyor, ağzımda bir yemin çıktı. Beni bundan temizleyin. Alabilir misin, giydirelim? Ona gücüm yetmez. Aslında o da yeter. Çünkü giyim bağlı değil şimdi. Bu yok. 10 tane yoksulu yani sabahlı akşamlı karnı doyuracak şekilde 23 lira Diyanet demiş. Çünkü evet. Dürümdür, bir şeydir, ekmektir, yer. Ama daha yüksekini verirsen ver. Daha hoştur. Evet. Ha şimdi 230 lira veriyorsun 10 tane fakir için. 10 tane fakirin karnı doyuyor. Veya bir aileye veriyorsun. Evet. Aile nüfusu çok. Bir günde yemiyor onu, iki günde, üç günde yiyor. O da olur. 10 fakiri ama bu da yoksa, fitre miktarı verecek paran da yoksa, 3 gün muttasıl oruç kırmadan. Yani bir gün tuttun, akşam açtın, ertesi gün tutarsın, bir de tutarsın. Buna muttasıl oruç diyoruz. Birbirine bağlı oruç tutacak. Hastalık falan olursa ayrı bir şey. Doğru. Ama 3 gün o orucu tutar. Şimdi bir adam vallahinin bedelinin 3 gün oruç olduğunu bilse, bu en son haddi. Evet. 10 fakiri doyurmak, 10 fakiri giydirmek kolay kolay vallahi kullanır mı? Yok. Şimdi Müslümanın ağzında bir meyde yok sözüne göre. Bir uygulama yok. Onun için vallahi billah peynir ekmek gibi gidiyor. Peki. Devam ederiz. Detayını konuşalım hocam. Evet. Son bölüme dilerseniz. Sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir araya gireceğiz. O aranın hemen ardından yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şanlıdev Gross'ta Ramazan ayına özel Filiz ve Barilla makarna ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. Barilla penne rigate kalem ve Barilla spagetti 3 lira 25 kuruş. Barilla kavanoz pesti 15 lira 99 kuruş. Filiz yumurtalı kırpık, kepekli spagetti, kepekli kalem, kepekli burgu ve sebzeli burgular 2 lira 49 kuruş. İtalya'nın bir numaralı makarnası Barilla ve Türkiye'nin en iyi makarnası Filiz makarna çeşitleri Şanlıurfa'nın en büyük marketi Şanlıdev Gross'ta. Şanlıdev Gross'un katkılarıyla iftar vakti programı devam edecek. İftar Vakti programıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Son bölümde yine sevgili Abdülaziz Kutlay hocamla birlikte artık konumuzu toparlayacağız. Konumuz neydi? Yemin konusunu işledik bugün ve yeminin kaç çeşit olduğunu hocam söyledi. Evet. Bunların hangileri olduğunu ve anlamlarını bizlere aktardı. Kefaletleri de var diye söyledi hocam. Kefaletleri de tam detaylara giriyorduk ki reklama gittik. Hocam dilerseniz onu da toparlayalım. Evet, bir adam vallahi demişse, evet. Köle yok günümüzde, 10 yoksulu giydirir, setre avretini kapatacak şekilde, ya 10 yoksulu doyurur,
ya da bunlara gücü parası yoksa 3 gün kesintisiz oruç tutar. Yani iftar etmez değil. Evet. İftar eder sahura kadar ertesi günde tutar. 3 gün tutar. Bu yeminin kefareti. 3 gün ard arda oruç tutar. Ard arda. Evet. Ha, eğer bir olayda 3 şey söylemişse vallahi billahi tallahi demişse bu 3'e patlar. Yani 10 fakir değil 30 fakir giydirir. 30 fakir doyurur. Veyahut da 9 gün oruç tutar. Bunlar hocam orucu peki neye göre tutar? Hani yemin kefareti. Yemin kefareti olarak. Kefaret orucu. Ona mutlaka da geceden niyet edecek. Sabahleyin Ramazan'daki gibi olmaz. Yani sahura girmeden. Diyecek ki niyet ettim kefaret orucu tutmaya. Ve o yemin kefaretin orucunu tutması lazım. Ha şimdi bir insan bunu nefsine bu meyideyi uygularsa. Şimdi biz hiçbir meyide uygulamıyoruz. Nefis sergardan başını almış gidiyor. Hmm. Ama bir iki defa yemin kefareti öde, bak bir daha kula kula yemin etmezsin. Şimdi ben bir hadisle bunu noktalayayım. Evet, tabii hocam. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdular ki 3 zümre var ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak. Yüzlerine dahi bakmayacak. Hem onlara acıklı azap verilecek. Resulullah bunu 3 defa tekrarladı. Yani bu 3 zümre var ki evet. Adları batsın bu 3 zümrenin. Umduklarına ermesinler. Hazreti Ebu Zer bunu şey yapıyor. Kim ya Resulallah bu kadar şiddetli adları batsın. Evet. Muratlarına ermesinler, umduklarına ermesinler. Kim bunlar? Dedi bir kibirliler. Yani tekebbür edenler. 2 verdiğini başa kalkan. Sana bunu vermiştim ha. 3 yalan yere yeminle malına revaç veren. Yalan yere evet. Malını revaçla gösteren. Bunların diyor adları batsın, umduklarına ermesinler. Hazreti Ebu Zer söylüyor. Onun için yani bir Müslüman kolay kolay yemin etmemeli. Ettiği zaman da hakkını vermeli. Ve yemin ettiği değeri yerine getirmeli. Evet. Çünkü sorumluluğunu bilmeli. Öyle günümüzde vallahi billahi peynir ekmek gibi olmaz. Peki hocam böyle zor durumlarda yapılan yeminler işte hani dinin uygun gördüğü hani tam ölüm cezasının olduğu yerde o olur o ikrah halinde bir şey olmaz o istisnadır. Yani evet. Kendisini öldürecekler düşman bilgi istiyor harp esiri olmuş işkence yapıyorlar o ayrı. Bunun örneği var çünkü Ammar İbni Yasir'i kuyuda öldüreceklerdi inkar etti. Resulullah dedi aleyhisselatü vesselam, inkar et dedi bir daha. Çünkü evet. Senin yaşaman lazım. Yani senin kalbin nasıl dedi Ammar'a. Bizim için kalbin önemli. O ikrah hali, zorla ikilik ayrı bir şeydir. Allah kimsenin başına vermesin. Ama yemin yapıldı mı sözün tutulması lazım. Doğru. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Bugün de çok önemli bir konu. Yemin konusunu işledik. İnşallah fırsat bulursak şeyi de işleriz. Adak. Adak. Millet rastgele adak adıyor. Bakalım evet. Doğrusu nedir? Doğru hocam. O fırsat bulursa yine zekatı da işleriz yani ileride. İnşallah hocam. Daha İnşallah. Ramazan boyu inşallah birlikte sürdüreceğiz. Çok sorular var. Zekat, fitre, sadaka. Ha ben evet. Peşin söyleyeyim. Zekat, fitrelerini değerlendirmek istiyorsa kardeşlerimiz gelsinler aşağıda yardımcı olalım. Kendi elleriyle versinler. Doğru. Yani zekatı biz kullanıyoruz, yemeğe katıyoruz, gıda malzemesi alıyoruz ama isterse orada yoksul ailelere mesela 50 aileye, 100 aileye bayramüstü 100'er lira karşılık da verebilir. Var yani böyle şu anda bizi arayıp işte bir 10 aileye, 20 aileye, 50 aileye, 200 aileye ne güzel bayrama hiç olmasa bir 100 lirayla, 200 lirayla o yoksul aileler girer. Hakikaten bayram bayram olur onlara. Değerlendirmek isterlerse fitrelerini, fidyelerini, oruç kefaretini, efendim evet. Yemin kefaretini. Yemin kefareti. Değerlendirmek isterse biz oradayız. Sabah namazından sonra işbaşı ediyoruz. Ta akşama kadar oradayız, yardımcı oluruz. Pazar günü de açacağız. Eyvallah, Allah muvaffak etsin hocam. Allah razı olsun. Rabbim işinizi kolaylaştırsın. Evet sevgili izleyenler, bugün de birlikteliğimizin sonuna doğru geldik. İftar vakti yaklaşıyor. Bizim de program süremizin sonuna doğru geldik. Sevgili Mahmut Durgun'la devam edeceğiz. O da herhalde bize
güzel bir canlı soyacaksınız değil mi abi? Öyle hatırlıyorum çünkü. Yani bir canlı ilahiyle canlanalım yani. Devam edeceğiz. Peki abi, o zaman canlı müzikle devam edelim. Sonrasında vedamızı gerçekleştirelim. Tabii Hamza eseri deyince her zaman hani hocamla birlikte olup hala o görüntü var. Evet. Hala o görüntü var. Nasıl? Nasıl olmuştu o ya? Evet. O kabirlerinin başında. Eyvallah. Evet. İnşallah. Feryat filanmat Uhud dağında bir ses duyuldu, vuruldu Hamza. Bir dağ gibiydi, düştü toprağa, bütün melekler sahabe yasta. Bir mızrak geldi, göğsüne değdi, şehit edildi. Ağlar sahabe, ağlar Medine, Uhud gününde. Hamza pehlivan, Hamza kahraman, Hamza cana can. Resul amcası, şehitler şahı, Uhud aslanı. Haber duyuldu hem Medine'de, yollara düştü bütün sahabe. En önde gelen annem Safiye, yaşlı gözlerle baktı Resul'e. Söyleyin hele, Hamzam nerede? Sustu sahabe. Resulullah geldi, haberin verdi, o şehit dedi. Hamza pehlivan, Hamza kahraman, Hamza cana can. Resul amcası, şehitler şahı, Uhud aslan. Şanlı Dev Gross'ta Ramazan ayına özel Filiz ve Barilla makarna ürünlerinde büyük indirimler sizi bekliyor. Barilla penne rigate kalem ve Barilla spagetti 3 lira 25 kuruş. Barilla kavanoz pesti 15 lira 99 kuruş. Filiz yumurtalı kırpık, kepekli spagetti, kepekli kalem, kepekli burgu ve sebzeli burgular 2 lira 49 kuruş. İtalya'nın bir numaralı makarnası Barilla ve Türkiye'nin en iyi makarnası Filiz makarna çeşitleri Şanlıurfa'nın en büyük marketi Şanlı Dev Gross'ta. Şanlı Dev Gross, iftar vakti programını sundu.